geriye dönmedi. Ölüm geldi, ölmedi. Bu can onun değil mi ki? Gayrısını sevmedim. Hiç geriye dönmedi. Ölüm geldi, ölmedi. Bu can onun değil mi ki? Gayrısını sevmedim. Bu şehre sor beni, kaç gece ağladım. Şu yaralı kalbimi kimselere açmadım. Sevdan her an içimde, bir an olsun caymadım. Üç kuruşluk sevdalar şerefini satmadım. Bu şehre sor beni, kaç gece ağladım. Şu yaralı kalbimi kimselere açmadım. Sevdam her an içimde, bir an olsun caymadım. Üç kuruşluk sevdalar şerefimi satmadım. Vefasızlık etmedi, ihaneti bilmedi. Şu insafsız gecelere bir kez boyun eğmedi. Vefasızlık etmedi, ihaneti bilmedi. Şu insafsız gecelere bir kez boyun eğmedi. Bu şehre sor beni, kaç gece ağladım. Şu yaralı kalbimi kimselere açmadım. Sevdan her an içimde, bir an olsun caymadım. Üç kuruşluk sevdalar şerefi. Bu şehre sor beni, kaç gece ağladım. Şu yaralı kalbimi kimselere açmadım. Sevdan her an içinde, bir an olsun caymadım. Üç kuruşluk sevdalar şerefini satmadım. Bu şehre sor beni, kaç gece ağladım. Şu yaralı kalbimi kimselere açmadım. Sevdan her an içimde, bir an olsun caymadım. Üç kuruşluk sevdalara şerefimi satmadım. Merhabalar sayın seyirciler. Yine bir programda daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu şehre sor dedi Abdullah Sevinçkan kardeşimiz. Kendisine buradan selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bugünkü programımız eğitim ağırlıklı. Hollanda'nın Rotterdam kentinde eğitim veren İbni Haldun İslam Koleji'ne ziyaretlerimiz oldu.
Hem okul tanıtım günü olan açık kapı gününde kendilerini ziyaret ettik. Hem de yetkililerle röportajlar yaptık. Biliyorsunuz eğitimin hem kendi hayatımızda hem de çocuklarımızın hayatında çok önemli bir yeri var. Biz de bu noktalardan yola çıkarak bu programı eğitim programı yapalım dedik. Ve sizler için gittik, görüntüledik. İnşallah faydalanır, zevkle izlersiniz. Hep beraber izleyelim. Adını 14. yüzyılda yaşamış, sosyoloji ve iktisatın öncülerinden kabul edilen, devlet adamı, düşünür ve tarihçi İbn Haldun'dan alan, Rotterdam İbn Haldun İslam Koleji, Hollanda'da eğitim veren tek İslami lise ve ortaokul olarak kayıtlarda yerini alıyor. Okul, yabancıların yoğun olarak yaşadığı Hollanda'nın büyük kentlerinden olan liman kenti Rotterdam'da bulunuyor. Hollanda'da okullar kaydettikleri öğrenci sayısına göre devletten ödenek alıyorlar. Bunun için okullar her yıl Mart aylarında yeni gelecek öğrencilere okulunu tanıtmak için açık kapı günleri düzenliyor. Biz de ilk olarak bu yılın açık kapı gününde okula giderek İbn Haldun hakkında fikir edinmek istiyoruz. İslam Koleji İbn Haldun'u daha iyi tanımak için okul müdürü Ayhan Tonca Bey'e mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Ayhan Bey, önce sizi kısaca tanıyalım isterseniz. Benim adım Ayhan Tonca. 1970 yılında Hollanda'ya aile birleşimiyle geldim. Babam 1964'te Hollanda'ya gelmişti işçi olaraktan. 1970'te de bizleri Hollanda'ya getirdiler. 1964 Karaman doğumluyum ve 1970'ten bu yana da eğitimimi, çalışmalarımı hep Hollanda'da sürdürdüm. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Başka da söyleyecek bu kadar. Bugüne kadar hangi görevlerde bulundunuz? Bayağı bir aktif bir geçmişiniz var. Kısaca onlardan da bir bahsedin isterseniz. Söylemiştim, 1970'te çocuk olarak buraya geldik. İlkokul, orta, lise, üniversitemi burada bitirdim. 92 yılında burada Utrecht Üniversitesi'nde Orta Doğu Diller Fakültesi'nde Türkçe, Arapça, Farsça bölümünü bitirdim. Onun akabinde işte sivil toplum örgütlerde, gençlik teşkilatlarında, cami teşkilatlarında, yerel bazda gençlik teşkilatında başlayarak 1980'li yıllardan ülkesel çaptaki çalışmalar, kurumlar, Türkler İşin Danışma Kurulu Başkanlığı yaptım. Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu olarak başkanlık yaptım. Cami yöneticiliği yaptım, cami başkanlığı yaptım. Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı bizim Apeldoorn'da bulunan caminin uzun yıllar gençlik teşkilatı ve cami başkanıyım. Bunun yanı sıra da siyasi olaraktan siyasete 1998 yılından bu yana da siyasetin içerisindeyiz. Yerel olarak ülkesel çapta olsun, yerel olsun meclis üyeliği yapıyorum. Ülke çapında da partinin çeşitli kurumlarında da görev almaktayım. İbn Haldun Hollanda'da orta ve lise düzeyinde İslami temele dayalı olaraktan tek okul. Hollanda müfredatı içerisinde Hollanda'da velilerin dini temeller üzerine okul kurma yetkisine sahip. Onun için Hollanda'da devlet okullarının yanı sıra Protestan, Katolik, Yahudi ve diğer inançlara göre okullar kurma hakları var. Onun için geçmişte Hollanda'da böyle okullar kurulmuş ve Müslümanlar da 90'lı yıllardan sonra başlarında ve sonlarında bu tip okulları kurmaya başlamışlar ve orta dereceli okul olarak da tek bir okul olarak kalmışım.
Ben buraya gelmeden önce bu İslam okullarının üst kurulu İSBO diye adlandırılan bu üst kurulda 5 yıldır başkanlık yaptım. Ve Hollanda'da bulunan bütün İslam okullarını aşağı yukarı ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullarını takip ediyorduk. Onların haklarını savunuyorduk, bakanlık düzeyinde olsun, kamuoyunda olsun. Geçen sene hasbelkader bu okula tayin edildim. Arkadaşlar bana buraya gelmemi istediler. Ve bu okulda da bir senedir görev yapmaktayım yönetim kurulu başkanı olarak. Diyorum tek okul ve ilkokul İslami temele dayalı olaraktan. Dersiniz ki diğer okullarla farkı nedir o zaman? Aslında biz normal bir diğer okullar gibi bir okuluz. Hollanda'da biliyorsunuz orta dereceli okul FMBO diye adlandırılıyor ve lise düzeyindeki okul HAVO ve FVO diye adlandırıyor. Bu bölümlerde 700'e yakın çocuğumuz burada okumakta. Ve biz burada normal Hollandaca, İngilizce, Fransızca dersler, öbür okullarda verilen derslerin aynı müfredatını biz buralarda da veriyoruz. Ve netice itibariyle bu okulla öbür okulların bu müfredat konusunda herhangi bir farkımız yok. Ama bir farkındalığımız var. Biz İslami temel üzerine kurulmuş bir okuluz. Bu ne demektir? Bu demektir ki biz bazı derslere ehemmiyet ve önem veriyoruz. Diğer okullarda verilmeyen dersler konusunda. Biz burada Arapça dersi veriyoruz. Biz burada Türkçe dersi veriyoruz. Ana dil dersi olaraktan. Çocuğumuz burada nasıl İngilizce dersini seçiyor, okuyorsa Arapça ve Türkçe'yi de seçerekten onu okuyabiliyor ve imtihanlara katılabiliyor. Bunun yanı sıra biz burada din dersleri veriyoruz. Din derslerinde işte çocuklara işte Kur'an dersi tutun, ondan sonra din kültür dersleri tutun, tarih dersleri, ahlak dersleri vesaireler veriyoruz. Ve bunun yanı sıra da bizim çocuklarımızın özellikle beden eğitim derslerinde kız çocukları ile erkek çocukları farklı sınıflarda dersler veriyoruz. Ve sınıfa başlarken ve derse başlarken çocuklarımız burada en azından bir ayetle başlıyor. Kur'an ayetiyle onun tercümesi yapılıyor öğretmenler tarafından veya çocuklar tarafından. Derslere böyle bu şekilde başlanılıyor. Farklılık burada. Başörtüsü bizim açımızdan hiçbir sıkıntı değil. Başörtülü çocuklarımız var. Başörtüsü taşımayan çocuklar da var. Ama bizim tabii düşüncemiz İslami temelleri çocuklarımıza aktarmak. Öğretmenlerimiz için de aynı şey geçerli. Bu okulda sadece Müslümanlar öğretmenlik yapmıyor. Müslüman öğretmenlerimiz yok. Hollandalı, Türk, Faslı, Sürinamlı, Müslüman, gayrimüslim, inanan ve inanmayan insanlar da burada ders verebiliyorlar. Sadece dini temeller olaraktan, İslami dini temeli benimsediklerine dair biz onlardan bir belge istiyoruz. En azından bu okulun temeli, yapısı bu olduğu için. Bu okul tek dedim. Aşağı yukarı Rotterdam gibi bir şehirde 30 bine yakın, 18 yaş arasında 30 bine yakın öğrenci sayısı var. Ve bu öğrenci sayısının da bizim sınıflar işte 12, çocuklar da 12-18 yaş arasında. Biz sadece 700 tane talebeye hitap ediyoruz. Ama potansiyel çok büyük bir potansiyel var. Ne kadar potansiyel var? Şimdi biraz önce söylediğim gibi 30 bine yakın 12-18 yaş grubu varsa burada ortaokulda ve liseye giden öğrenci sayısı. Bunun büyük bir çoğunluğu da Müslüman olarak sayarsak Rotterdam gibi bir şehirde. %60'ı zaten bu çocukların yabancı uyruklu. Bu %60'ının bir yarısını da Müslüman uyruklu diye sayacak olursak, nereden bakarsanız bakın 5-6 bin potansiyel burada Müslüman temelde yetişmiş çocuklar var. Ve Müslüman ailelerden gelen çocuklar var. Ve bu da buranın potansiyeli. Yani bir %10 kat daha değer olaraktan potansiyelimiz burada daha var. Tabii veliler bu okulları çok iyi tanımaları gerekir. Tek olduğumuz için kendimizi 12 yıldır 1999-2000 yıllarında bu okul kurulmuş. Tanıtma konusunda kamuoyunda sürekli hep negatif şekilde algılanmış. Çünkü netice itibariyle İslami bir temel üzerine kurulmuş okul dışarı tarafından farklı görünüyor ve cemaatimiz ve insanlarımız tarafından da farklı algılanıyor. Düşünceler mesela burası Kur'an kursu mudur? İşte burası işte nasıl bir okuldur? Ya biz de söylüyoruz, anlatıyoruz. Defaatlerce de işte velilere gidiyoruz. Çocuklarla beraber işte çeşitli seminerlerde konuşuyoruz. Burası normal, diğer okullar gibi bir okuldur. Buyurun gelin bakın ve göreceksiniz ki normal dersleriniz de burada devam edecek. Mijn naam is Bart Renders, woon in Leiden. Altijd in het onderwijs werkzaam geweest en nu sinds ruim een jaar bij Imigalu. Ja, zoals ik al zei, altijd in het onderwijs gezeten, maar heel verschillend, zeg maar. Ik heb eerst na mijn opleiding voor onderwijzer, ben ik in dienst geweest.
En daarna heb ik 3 studies gevolgd op de universiteit en sindsdien altijd in het onderwijs werkzaam geweest. Daarvoor altijd voor de klas gestaan tijdens de studies. Daarna gewerkt bij het Pedagogisch Instituut in Rotterdam, dus met name in speciaal onderwijs als orthopedagoog-psycholoog. Nu was het wel zo dat ik wel een klein beetje bekend was met deze school, want in die tijd dat ik bij de inspectie werkte, ben ik ook hier geweest op schoolbezoek, zeg maar. Dat had ook zijn reden, omdat er problemen waren met de kwaliteit van het onderwijs. Dat is 2008 geweest. Daarna heeft de school zich binnen 2 jaar tijd hersteld, zeg maar. Dus uit die periode ken ik de school. Wat mij toen al opviel, maar dat zijn natuurlijk impressies, hè, van een dag op een school geweest te zijn en veel gesprekken te hebben gevoerd met leerlingen en met docenten natuurlijk en ook veel lessen bijgewoond te hebben, viel mij in ieder geval in positieve zin dit verschil op, maar dat is een positief verschil, dat over het algemeen de omgang onder de leerlingen vrij relaxed was. Daarmee natuurlijk ook met de identiteit van de school te maken. Maar mijn volle overtuiging is, als katholiek overigens, dat is van dat alle ouders, ongeacht welk geloof, en mijn part ook geen geloof, alle ouders vinden het van belang dat hun zoon of dochter kwalitatief goed onderwijs krijgt. Dus in die zin staat dat ook wat mij betreft ook los van geloof. Maar aan de andere kant heb ik er natuurlijk wel degelijk mee te maken, want veel ouders sturen hun kinderen ook juist naar deze school omdat het islamitisch onderwijs is. Dus de normen en waarden, daar gaan de ouders van uit dat die hier ook bewaakt worden. Nou, dat is iets wat ik natuurlijk niet veronachtzaam. Want er zijn ook veel mensen die daar echt op letten, dag in dag uit. Dat doen ook de docenten, zeg maar. Maar persoonlijk heb ik wel de overtuiging van, daar zitten natuurlijk ook overeenkomsten in geloof. Hè, respectvol met elkaar omgaan. Zorgen dat je school geen vuilnisbelt wordt. Wat is uw boodschap aan de leerlingen en de ouders? Wat zou u willen oproepen? Kijk, in eerste instantie zou dat niet anders zijn dan ik op elke school zou zeggen van jongens en meisjes, zou ik willen zeggen van je werkt aan je toekomst met de nadruk op jouw toekomst. Natuurlijk is de school, zijn de collega's, hè, de docenten en je ouders hartstikke blij als het goed met je gaat, maar primair moet je het voor jezelf doen. En tegen de ouders zou ik willen zeggen, blijf in ieder geval betrokken bij het onderwijs. Laat niet alleen van je horen als je ergens ontevreden over bent, maar denk actief mee hoe wij de school elke keer weer beter kunnen maken. En er zijn altijd zaken die beter kunnen. Dat geldt niet alleen op IMAGAL doen, dat geldt op elke school. Maar daar zullen we ook de actieve betrokkenheid van de ouders bij nodig hebben. En dat betekent dus echt een beroep op de ouders van, kom nou ook eens praten. Als je niet primair een klacht hebt, maar als je goede ideeën hebt. Want die gesprekken zijn A, prettiger natuurlijk. En B, kun je samen op een positieve manier naar de toekomst kijken. Benim ismim Mustafa Saner. Okulun açılmasından bu yana bu okulda çalışıyorum. 2001 yılından bu yana burada olan bu okulda ders veriyorum. Şimdi benim öğrencilerimden genellikle sorduğum, edinmiş olduğum intiba okulda çok çok rahat ediyorlar. Diğer okullara nazaran başarı düzeyi de diğer okulları aratmayacak bir durumda. Çocuklar iyi bir ortamda, nezih bir ortamda ders alıyorlar. Genellikle ilk zamanlar alışmakta zorluk çekseler de zamanla okula alışıyorlar. Daha sonra okuldan ayrılmak bile istemiyorlar. Okulu çok seviyorlar. Sen tanıyalım. Ben Rüveyda. Al şey biraz daha yapalım. Rüveyda. Kaçıncı sınıf okuyorsun biraz? Daha birinci, ortaokul bir. Yeni geldin buraya. Nasıl burada okumak? Güzel elhamdülillah. İslam okulu olduğu için biraz daha güzel oluyor. Çünkü kendi dinin ve kendi nasıl anlatsam? Tamam, arkadaşım ver, o anlatsın, ondan sonra sen anlatırsın. Biraz aşağıda tut, tamam. Seni tanıyalım. Ben Rüveysa, birinci sınıftayım. Evet, hangi bölüm, ne okuyorsun,
Hafu yapıyorum. Hafu seviyor aslında. Bundan önce hangi okuldaydın? İslam okulunda mı yoksa? Evet. İslam okulunda Al-Hazar Lider Otoy'dan Veste. Peki ilkokuldan sonra buraya geçmek nasıl oldu? Biraz çok zor kolay oluyor. Değildi. Hı-hı. Ama sonra alıştık. Evet. Arkadaşın ne? Sen tanıt kendini. Ben Merve, birinci sınıf, HFO. Nasıl burada okumak? Burada okumak çok iyi. Hep arkadaşların da aynı dinden olduğun için çekilme falan olmuyor. Evet. İleride ne olmak istiyorsun? Biraz İleride doktor olmak isterim. İnşallah. Evet. Sizlere soralım. Neler ileriye dönük ne hedefleriniz var? Onlara kısa kısa. İnşallah çocuk doktoru olmak istiyorum. Evet, sen ne yapmak Ben de psikoloji ile ilgili veya pedagog olmak istiyorum inşallah. Evet, Türkiye'nin nerelisiyiz? Onlar da inşallah. Biz ikiz olduğumuz için Kayserliyiz. Biz ikiziz. Evet, siz neredensiniz? Ben de Aksaraylıyım. Evet, son olarak şeyi sorayım. Neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Böyle Rotterdam'da yaşamak nasıl bir şey? Rotterdam'da yaşamak çok güzel bir şey. Aynı bu okula da gitmek çok güzel bir şey. Çünkü aynı mesela İslam okuluna gitmezsen böyle biraz çekinirsin. Hep aynı dinden değilsiniz çünkü. Ama şimdi giyinme tarzın, ondan sonra başka bir şey. Bu okul hepsi aynı kültür değil de aynı dindesiniz diye çekinme falan olmuyor. Evet. Onun için çok iyi. Herkes gelmesini tavsiye ederim yani. Tamam. Sizlerden de alalım. Rotterdam'da yaşamak çok güzel. Ama yeşilliği olmadığı için biraz üzgünüm. Bu okulda olmak çok güzel. Çünkü Müslüman okulu, mesela öbür okullarda eşarp takarsan insanlar sana böyle çok ters bakıyor. Ama burada eşarp çok normal. Çünkü bizim dinimizde de öyle. Evet. Kayseri'dekileri sen belki bir şey söylemek istersin. Son olarak sen alalım. Neler söylemek istersin izleyicilere, Türkiye'deki izleyicilere, Avrupa'dakilere? Onlara, burada doğdunuz değil mi? Evet. Onlara bu okulu çok tavsiye ederim. Gerçekten de çok çok güzel bir okul. Öğretmenlerle, öğretmenler anneyle babamız gibi. Evet. Ve Kayseri'de bol selamlar. Bol bol selamlar. Yani Rotterdam'da da ilkokul bitirmek üzere olanlara evet. Burayı tavsiye ediyoruz. Oldu. Evet. Teşekkürler. Rümeysa değil mi? Rüveyda. Rümeysa. Senin? Merve. Teşekkürler. Hadi iyi günler sana bakıyorum. Gelin size. Şimdi Ayhan Bey şunu sormak istiyorum. 2011 yılından önce iki tane İslam ortaokulu vardı. Birisi Amsterdam'da, birisi de buradaki İbn Haldun Rotterdam'daki. Büyük baskılar sonucu medyada yansıması, medyada çıkan haberler olsun. Büyük baskılar sonucu Amsterdam'daki okul kapanmak zorunda kaldı ve burası tek olarak devam ediyor ve bu da sizin üzerinize daha büyük bir yük, daha büyük bir sorumluluk ekliyor. Neler hissettiniz okul kapandıktan sonra? Nasıl baskılar hissettiniz? Neler hissettiniz? Yani İslam okul deyince biraz önce de söylediğim gibi İslam okulları genellikle çok negatif algılanıyor. Kamuoyunda, siyasette ve toplumda, Hollanda toplumu içerisinde. Ve kendi toplumumuz açısından da aynı böyle. Ve bunun yanı sıra bu okulların kalite bakımından geçmişte büyük sıkıntılar yaşanmış. Çünkü öğretmen bulma sıkıntısından tutun da yeni okul açıyorsun, bu işi daha yeni başlatıyorsun. Ama çok şükür şu son senelerdir, aşağı yukarı bir 5 senedir bu okullar hem kaliteyi yakalamış durumda. Hem organize olarak da çok güzel bir organizeyi yakalamış durumdalar. Kalite yakalandıktan sonra, organizesi de olduktan sonra öbür okullarla yarış eder hale gelmişler. Normal okullarla yarış. Hatta bazı okullarımız Hollanda'daki genel sınavların üstünde, ortalamasının üstünde sonuçlar elde ediyorlar. Bu çok sevindirici bir olay. İki okulumuz, Hollanda genelinde ilkokulumuz, excellent dediğimiz çok mükemmel okullar arasına girmiş durumda. Bu sevindirici bir olay. Amsterdam'daki ortaokulla Rotterdam'daki ortaokul lise düzeyindeki okul iki okulumuz vardı. Bu ilkokuldan sonra ortaokula gitme imkanını sağlamak açısından. Amsterdam ve Rotterdam'da Müslümanların yoğun olduğu şehirler olduğu için burada en doğal böyle okulların burada olması doğaldı. Amsterdam'ı siyasi irade işte bu okulların istememesi kalite konusunda olsun ve kaliteyi bir bahane ederek aslında böyle okulların topluma katkı sağlamadığı için veya topluma tam tersi
bunları entegrasyona değil de entegrasyona anti bir tavır takındıklarını inancıyla bu okulları aslında siyasi irade istememekte. Onun için çok büyük zorluklar çıkartılıyor. Amsterdam'da onun kurbanı oldu diye düşünüyorum netice itibariyle. Biz de buraya gelirken aslında aynı kader Rotterdam içinde sanki senaryolar oynanıyor gibiydi. Bir taraftan o ama öbür taraftan bizim kendimizin de çok büyük hatası vardı. Yani yönetici arkadaşlarımız, geçmişteki yapılan hatalar bizi tabii tek taraflı bakmamak lazım. Büyük hatalar neticesinde bu seviyeye kadar getirilmiş. Yani bu okulda sanki kapanacak duruma işte siyasi iradenin bu dereceye. Çok şükür bu okul aslında biraz önce de anlattık size büyük bir potansiyele sahip. Burada çocuklarımıza bu konuda geniş İslami terbiye ve eğitimi vermek için buradayız biz buralarda. Normal eğitimin yanı sıra bu terbiyeyi veriyoruz. Ve böyle bir ihtiyacın da var olduğunu göz önünde bulundurarak burada çocuklarımız gelecekler, görecekler ve en iyi şekilde eğitim alacaklar. Hedefimiz o çünkü. Ve Hollanda'da çok başarılı bir öğrenci olacaklar. Çok başarılı bir ileride topluma katkı sağlamış insanlar olarak da burada yetiştirilecek. Böyle bir kutsal değer üzerine biz bu çalışmalarımızı buralarda yürütmekteyiz. Kolay mı? Hayır, kolay değil. Çünkü her şeyle beraber büyük sıkıntılarımız var. Hem işte kamuoyundaki negatif algılamayla ilgili mücadele yapıyorsun. Diğer taraftan işte kaliteyi yükseltmek için kaliteli öğretmenler bulma konusunda sıkıntılar yaşıyorsun. Sadece biz değil, genel olarak Rotterdam genelinde böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ama ben inanıyorum ki bu okul gelecekte gerçekten aynı ilkokullarda başarı elde edilmiş olduğu gibi mükemmel okullar arasına da bir zaman olacak, gelecek. Örnekleri de olmuş zaten. 2010 yılında burada bizim lise bölümünde böyle 20 kişilik bir sınıfımız var lise bölümünde imtihan yapan 6. sınıf. Mükemmel ilk Hollanda'nın 5'ine girmiş. 2010 yılından mı? Ama demek ki bu şunu gösteriyor. Başarı elde edilebilir çalışırsak. Ama çalışmazsak ondan sonra aynı zamanda da aynı öyle bir sınıfta çok kötü bir sonuç çıkartabiliyor. Bizim hedefimiz ise bütün sınıflarımızın bir seferlik bir başarı değil, daimi başarıyı gösterebilecek çalışmalar içerisine girmek ve Hollanda'da sayılır okullar arasına girip ve gerçekten mükemmel okullar sırasına gireceğimize inanıyorum. Onun için de bütün personelimizle gayretle çalışıyoruz. Kunt u zich voorstellen? Ja. Mijn naam is Stefan Kros, ik ben geschiedenisdocent op het Ibn Galdun College. In 2009 een opleiding voor geschiedenisdocent gevolgd. Ik heb toen stagescholen gelopen. Eentje in Delft en eentje in Leiden. En dit is mijn eerste baan. Ik werk hier dus 3,5 jaar. De verschillen op deze school met andere scholen die ik vanuit die andere periode ken... Qua leerlingen verschilt het niet zoveel. De HAVO-leerlingen hier lijken op de HAVO-leerlingen op andere scholen. De VWO-leerlingen hier ook op andere scholen. Er is natuurlijk wel een verschil als je kijkt naar de opening van de lessen. Hè, de identiteit van de school. Dat de identiteit zorgt dat de school anders is. Maar de leerlingen zelf niet. De islamitische identiteit van deze school heeft wel een hele duidelijke meerwaarde. Dus ouders die ervoor kiezen om hun leerlingen op deze school te sturen, doen dat vanwege de identiteit. En wat ik daar zelf van merk, is dat de identiteit voor met name de sfeer op school heel veel voordelen heeft. Op andere scholen, en dat heb ik wel gemerkt in mijn vorige scholen, is bijvoorbeeld het feit dat dames hoofddoeken dragen, is op andere scholen een punt, hier niet. Hier dragen de meeste dames een hoofddoek, sommigen niet, maar je merkt eigenlijk niet, ja, ik zie het niet meer als iets bijzonders en dames onderling ook niet. Dus dat is echt een meerwaarde voor deze school. Jongens en meiden, die gymmen volledig gescheiden, dat is niet op andere scholen. Er zijn op deze school schoolreisjes, maar zoals vandaag naar Duitsland, met name eendaags. En als het meerdaags is, dan is het vrije keuze en is overnachtingen altijd geregeld via
ouders en docenten om ervoor te zorgen dat er niks kan gebeuren. Dus dat zijn allemaal dingen die identiteit van deze school kleuring geven en die ervoor zorgen dat ouders hun kinderen hier op deze school willen sturen. Daarbij komt dat het feit dat alle leerlingen hier samen zijn, waarbij geloof en ook culturele achtergrond een rol speelt, is dat de sfeer hier eigenlijk heel gemoedelijk is. Ja, het is gewoon eigenlijk een fijne school voor leerlingen. Dat merk je aan alles hier. En hoe is de kwaliteit in vergelijking met andere scholen? De kwaliteit is op zich gewaarborgd, omdat de diploma's die de leerlingen moeten halen hier, de HAVO-diploma, VWO-diploma, ook VMBO-diploma, zijn nationale diploma's. Dat wil zeggen dat de leerlingen die hier een diploma halen, precies hetzelfde diploma hebben op andere scholen. En dat wil dus zeggen dat de leerlingen die het hier hebben gehaald kwalitatief op hetzelfde niveau staan als de leerlingen die op andere scholen een diploma hebben. Merhaba, ben Enes'im. İkinci sınıftayım. Güzel bir okul burası. Bir sürü yani arkadaşlarımızla çok iyi bir bağımız var. Çok arkadaş birbirimizle. Herkes de bir büyük aile gibi bu okulda. Çünkü yani birbirimizi uzun tanıyoruz ve kültürlerimiz aynı. Türkiye'den neredensin? Ankara. Burada doğdun tabii ki. Bundan yok önce... orada doğdum. Orada doğdun, evet. Buraya geldin. Evet. Bundan önce İstanbul İlkokulu'nda mı okudun yoksa... Yok, ben 3,5 yaşında buraya geldim. Evet. Daha önce hangi okulda okudun burada? Bundan önce ortaokul olarak mı ya da ilkokul mu? İlkokul olarak. Hetpalet. Hetpalet. Burada evet. İkinci sınıftın değil mi? Evet, ikinci sınıf. Hangi bölüm yapıyorsun? Hafifeviyo. Evet. Nasıl burada okumak? Biraz anlat bakalım. Yani... Burada okumak güzel. Öğretmenler de yani çocuklara saygı ve mutlulukla bir şey davranıyorlar, bağırmıyorlar. Evet. O kadar. İleride evet. Ne olmak istiyorsun? Fotoğrafçı. Medyaya girmek istiyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Can you forestal basılıyor basılıyor? Selamun aleyküm. Ik ben Abu Bakr Akari. Ik zit in 5 VWO Gymnasium. Oké. Ik ben van Syrische afkomst. Ik woon zelf hier zo in Nederland. Ik ben zelf in Nederland geboren. Mm-hmm. Ik ben officieel Nederlander, maar ik kom dus officieel uit Syrië. Ja, oké. En je zit hier al 5 jaar. Hoe is het hier om op zo'n school te zitten? Om op zo'n islamitische school te zitten? Eigenlijk heb ik al mijn hele leven lang op een islamitische school gezeten. Ja. Op de basisschool zat ik op een islamitische school. En ik heb het altijd al zo ervaren en toen kom ik op de middelbare school en het is altijd beter en beter geworden. Het is gewoon alsof je thuis bent zonder daadwerkelijk echt thuis te zijn. Dus ik ben gewoon thuis als ik thuis ben en als ik naar school kom, dan ben ik ook gewoon thuis. En ik kan doen wat ik wil, ik kan zijn wie ik wil zijn en allemaal gewoon hier met alle andere moslims om mij heen. Met al mijn vrienden en iedereen is mijn vriend. Ja, het is goed. Wat ga je studeren? Wat zijn je plannen? Je gaat naar de universiteit, neem ik aan? Ja, hierna wil ik bouwkunde gaan doen op TU Delft, inshallah. Inshallah. Oké, en wat zou je de toekomstige leerlingen, die pas de laagschool afronden, wat voor oproep zou je doen tegenover hun ouders en leerlingen? Ik zou zeggen, wees verstandig in het kiezen van je middelbare school. Want het is heel belangrijk, vooral voor ons als moslim zijnde, is het heel belangrijk om de goede kant op te gaan. En de goede kant is sowieso richting de islam. En die kant in heel Europa hebben we alleen maar Ibn Khaldun als islamitische middelbare school. Dus ga vooral naar Ibn Khaldun. Kies vooral voor Ibn Khaldun. Omdat het hier zo... Het is de enige school waarin je gewoon moslim kan zijn zoals je dat echt bent. Waarin je niet per se hoeft te vertegenwoordigen elke keer voor de anderen. Thank you.
Mijn naam is Joyce Soliman Lipjang. Lipjang is mijn meisjesnaam, Soliman. Ik ben getrouwd met Soliman. Nadat ik van de tour opreed, ben ik hier komen werken. En ik vind het heel prettig hier. En ik doe ook de PR van deze school. Dat wil zeggen alle externe contacten. Ik organiseer ook de feesten voor de school. Iftarfeesten, et cetera. En de contacten met de buitenwereld, de gemeente en zo. Als er evenementen georganiseerd worden, doe ik dat ook voor de hele school. En de onderwijsmarkt is zeer belangrijk voor deze school. Om in contact te komen met de ouders vooral. De ouders van de leerlingen. Het zijn er ieder jaar een stuk of drie. En alles wat met PR te maken heeft, ook de schoolgids, de schoolgids in orde maken, de open dagen, de flyers en alles wat daarmee te maken heeft, et cetera, et cetera. Ik heb heel veel contact met de leerlingen. Die komen ook graag naar mij toe als ze iets te vragen hebben. Ik ben zelf geen docent, maar meestal komen ze met vragen, mevrouw, wat zal ik doen? Moet ik dat doen? Het is niet echt mijn beroep, maar het is een soort van vertrouwenskwestie. En ze lopen vaak, de drempel is heel laag. Ze komen vaak naar binnen als ze met iets zitten en ze komen er niet uit. Kijk, meneer Tontja met name, die heeft ook in het begin veel moeite gedaan om weer een actieve oudervereniging op te tuigen. En dat is ook redelijk goed gelukt, maar dat is altijd te danken aan de mensen die zich daarvoor willen inzetten. Dus we hebben een hele goede voorzitter op dit moment. Alleen, die zal de commissie gaan verlaten, omdat haar kind de school ook verlaat. Dus dan zijn we weer op zoek naar opvolging natuurlijk. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen leerlingen, actieve betrokkenheid van leerlingen, de school zelf met alles en iedereen die erbij hoort en ouders, dat dat de weg naar succes is. En als het gaat om de leerlingen, wat mij ook is opgevallen, er is geen sprake en er was geen sprake van een actieve leerlingvereniging. En ik vind dat dat wel moet, want ik vind dat leerlingen ook actief uit hun midden collegaatjes moeten kiezen die namens hen ook met de directie praten en ook hun voorstellen voor verbetering kunnen doen. Şunu sormak istiyorum. 10 yılı aşkın bir süredir açık bir okul. Yetiştirdiğiniz öğrencilerden üniversiteyi bitiren bir yerler gelen öğrenciler var mı? Birkaç tane sayabilir misiniz? Geçenlerde arkadaşlarla bu konuyu bir görüştük. Gerçekten geçenki görüşmelerimizde arkadaşlara ben şunu sormuştum. Ya dedim burada aslında örnek olarak da nasıl örnekler verebiliriz çocuklarımızın işte burada liseyi bitirip. Bizim burada bütün bölümler var. Yani orta bölümden tutun da lise bölümüne kadar. Lise bölümünü bitiren arkadaşlar üniversiteye gitme hakkı var biliyorsunuz Hollanda'da FVO bölümünü. Bu arkadaşlardan ne o? Arkadaşlar dedi ki avukat olan arkadaşlarımız var dedi, doktor olan arkadaşlarımız var dedi, mühendis olan arkadaşlarımız var dedi. Üniversiteyi bitirmiş arkadaşlar olarak da. Ve güzel bir şey ise de öğretmen olan arkadaşlarımız var dedi. Hatta geçen bir tane arkadaşımızın bir tanesi burada öğretmen olaraktan geçici bir kadro boşalmıştı. Onu oraya geçici olaraktan kadro olarak almıştık. Ben de dedim ki aslında ne güzel bir şey. Aslında biz burada hem çocuklarımızı ileri iş imkanı için yetiştireceğiz. Bazı kabiliyetli çocuklarımızı da talebelerimizi de getireceğiz. Burada öğretmen olaraktan tekrar bir 10 yıl sonra buraya öğretmen olarak geri gelebilecekler. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Topluma faydalı insanlar yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu Hollanda'da yaşıyorsak burada kaliteli, sıfatlı, vasıflı elemanlara ihtiyacımız var artık. Ve bu elemanları da biz bu okullarda yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Tabii herkes bu işi yapamaz. Bizim orta bölümündeki FMBÖ bölümü bir hayli büyük. Hollanda geleneğine baktığımız zaman zaten Müslüman azınlıklardaki üniversite ve yüksek okula gidenlerin sayısıyla Hollandalara kıyasladığımız zaman çok büyük bir fark var. İşte bizim bu Müslüman azınlığın sayısı aşağı yukarı %8'lerde ise yüksek okul ve üniversiteye gidenler Hollandalarda %20'lerde dolaşıyor. Ya bunu bir kat daha artırmalıyız. Mesleki okullar konusunda da imkanımız var. Bütün herkes doktor olacak diye bir şey yok. Meslek açısından Hollanda'da gelecekte çok büyük ihtiyaç var. Teknik meslekler açısından. Bu açığı doldurabilmek için burada da teknik elemanlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızı o yönde de yetiştirmeliyiz. Hem avukatımız, doktorumuz olacak, hem mühendisimiz olacak ama çok teknik elemanlarımız da olacak. İşte elleriyle iş yapabilecek insanlarımız da olacak ki bu topluma faydalı insanlar olacaklar. Evet. Hemen buradan bahsetmişken isterseniz yeni bir atılım yaptınız. Çok güzel bir atılım yaptınız. Hollanda'da İmam Hatip okuma imkanı. İsterseniz oradan da bahsedelim girmişken.
Evet, teşekkür ederim. Aşağı yukarı bir yıldır Hollanda Diyanet Vakfı ile bir görüşmelerimiz vardı. Hollanda Diyanet Vakfı'nın bir projesi varmış. Onu ben duymuştum. Arkadaşlar ve müşavirimiz de dedi ki o projeyi biz burada gerçekleştirmek istiyoruz. İmam Hatip Lisesi açma projesi. Kendileriyle görüştüğümüzde dedim ki İmam Hatip Lisesi açma konusundaki çalışmaların süre dursun, belki uzun sürebilir. Ama Hollanda'da bir ilki gerçekleştirebiliriz. Ama Hollanda değil, belki Avrupa'da bir ilki gerçekleştirebiliriz. Mevcut olan bir okulda İmam Hatip müfredatını siz ek olarak sunabilirsiniz. O da benim okulda. Baktılar ki aslında gerçekten akla yatkın. Neden çünkü? Şimdi İmam Hatip müfredatına baktığın zaman Türkiye müfredatında normal derslerin yanı sıra bir meslek müfredatı veriliyor orada. Normal dersler işte matematik, fen, fizik vesaire, yabancı diller konusunda. Onun yanı sıra da mesleki dersler işte Kur'an, siyer vesaire. Ve benim okula baktığımız zaman aslında büyük bir altyapı hazır. Nedir bu büyük altyapı? Ben Arapça veriyorum. Türkçe veriyorum. Din dersi veriyorum. Diğer dersleri de veriyorum. Benim burada verilmeyen birkaç ders var. O da meslek dersleri. O meslek derslerinde Hollanda Diyanet Vakfı burada okul saatlerinin yanı sıra, normal müfredatın yanı sıra verdiği zaman iki paralel bir ders verilecek ve çocuklar hem onu hem bunu hem İmam Hatip müfredatını takip ederse hem de normal FVO dediğimiz üniversite düzeyindeki hazırlık düzeyindeki lise bölümünü takip ederlerse o zaman çocuk hem FVO diplomasını alacak hem Hollanda Diyanet Vakfı'nın vermiş olduğu İmam Hatip diplomasını alacak. Ve Hollanda Diyanet Vakfı Türkiye ile de bir anlaşma yaptı. O diploma Türkiye'de İmam Hatip Lisesi denk diploması olacak. O zaman çocuğumuz ne olacak burada? Bir alt zemin olaraktan İmam Hatip alt zeminine hazırlayacak. FVO diploması alacak. FVO işte İmam Hatip belgesi alacak. Bir de İmam Hatip diploması alacak buradan. Çocuk imam mı olmak istiyor? Türkiye'de uluslararası ilahiyat veya Hollanda'daki İslam üniversiteleri. Çocuk orada ilahiyat bölümlerine devam edebilir. Ama yok ben doktor olmak istiyorum derse, ben mühendis olmak istiyorum derse, normal gidecek, buradaki normal üniversiteye kaydını yaptıracak. O derslerini de orada devam ettirecek. Ama bir şey var, bir ilahiyat ve İmam Hatip altyapısına kavuşmuş olaraktan. Bu niçin? Yani biz burada aslında çocuklarımıza o dini temel, dini ahlak, o dini terbiyeyi, ahlaki terbiyeyi de vermek istiyoruz. Ve bunu da o normal temel bilgilerle pekiştirebilirsek daha çok topluma katkı sağlayacak insanlar yetiştireceğimize inandığımız için. Ve çok şükür 1 Ağustos'tan itibaren, 1 Eylül daha doğrusu okullarımız açılıyor yaz tatilinden sonra. Biz burada 2 sınıfla başlamayı düşünüyoruz. Kayıtlarımız halen daha sürmekte. Vatandaşlarımız kayıtlarını yaptırmak isterlerse bize müracaatlarını yapabilirler. Ve en kısa zamanda bizim okula gelip, Rotterdam'daki okulumuza gelip ve müracaatlarını yaptırdıkları takdirde biz önümüzdeki seneye bir maksimum 2 sınıf olaraktan, böyle 15-20'şer kişilik sınıf olaraktan yapmayı düşünüyoruz. Ve onlar da ek olaraktan normal derslerini takip edecekler. Bu çocuklarımız normal bizim talebelerimiz olacak. FVO'da okuyan talebeler olacak. Ve bunun yanı sıra haftada 36 saat burada normal ders görüyorsa, bir İngilizcesinden tutun Fransızca, matematik, fenden 4 saatte Hollanda Diyanet Vakfı'nın sunmuş olduğu müfredatı görecekler ve öylelikle de bir ilahiyat müfredat bölümünü takip etmiş olacaklar. Önümüzdeki senelerde önümüzdeki birkaç sene sonra İbn Haldun'un geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek tahmin ediyorsunuz? Şunu söylemek lazım. Kaliteyi yakalamak bir esas. Kaliteyi yakaladığımız takdirde bu okulun geleceği çok parlak. Kaliteyi yakalamakta bizim burada bir 3 senelik bir zamanımız olacak. Çok iyi kaliteli öğretmenlerle, kaliteli derslerle çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek konusunda. O zaman inanıyorum ki bu okul biraz önce de daha önce de söylemiştim sizlere. 30 bine yakın burada 12-18 yaş grubu talebe var Rotterdam şehrinde. Bunun içerisinde eğer yarısı bu çocukların Müslümansa, o yarısından yarısı da diyelim ki böyle bir okula ilgi duyuyorsa, yani biz 700 tane talebeysek bu okul çok rahat bir şekilde binlerin üzerine talebe sayısını aşması gerekir. Ve ne kadar çok öğrenci talebesi olduğu zaman da okulun imkanları da tabii genişliyor. Çünkü buradaki verilen miktar ve paralar bakanlık tarafından talebe başına ayarlanıyor.
daha geniş imkanlı, daha güzel binalarda çocuklarımıza en iyi kaliteli okullar dersleri vererekten geleceklerini çok güzel şekilde düzenleyeceğimize ve onları yetiştireceğimize inanıyoruz biz burada. Şimdi ben Rotterdam'da oturan bir veli olsaydım aklıma hemen şöyle bir şey geliyordu. Daha doğrusu böyle bir algı var. İşte İslam okulunda okuyan çocukların önü sanki biraz kesiliyor, gidemiyorlar diye. Bir çağrı yapacak olsanız Rotterdam'daki okuyan, oturan velilere yani nelerle çağrı yapmak istersiniz? Nelerle farklılıkları ön plana çıkararak? Bakınız, aslında İslam okullarının önü kapanacak diye bir şey değil. Biz normal diğer okullar gibi bir okuluz. Bizim buradaki diplomalarla çocuklar istedikleri yere gidebilirler. Hiçbir sakıncası ve sorunları da olmayacaktır. Hollanda'da ve özellikle Rotterdam'da, burada işte yabancılar çok değilsin. Diğer okullara baktığımız zaman %80'i zaten aynı bizim gibi yapıya sahip. Çocukların baktığınız zaman işte Türk, Faslı, Surinamlı, başka uyruklu insanlar. Diğer okullarda da hep böyle. Çünkü Rotterdam'ın yapısı öyle olmuş artık. %60'ı yabancı olmuş Rotterdam'ın. Yabancı derken yeni Rotterdamlılar olmuşlar. Farklı kültürlerle içerisinde. Bizim burası da öyle. Bir farklılığımız var bizim burada. Ben onları çok özellikle onlara. Eğer biz İslami terbiye ve İslami ahlaki olarak da çocuklarımızı o ahlakla yetiştirmek istiyorsak, evde vermiş olduğumuz ahlakı, camide vermiş olduğumuz ahlakı okulda da görmelerini istiyorsak, o zaman ben burada aynı dersleri veriyorsam, ben burada aynı imkanları sağlıyorsam, o farklılığı da burada işte orada göreceklerdir. Buyursun gelsin görsünler. Çocuklarımız burada derse başlarken bir Kur'an ayetiyle başlıyorsa en azından bir iki dakika kendilerinin yani Yaradan kim olduğunu hissettirerekten o dersi yapıyorlarsa, bayram günlerinde, dini bayramlarımızın kutlamasında. Biz burada Paskalya'yı kutlamıyoruz. Biz burada Noel bayramını kutlamıyoruz. Biz burada Ramazan bayramımızı kutluyoruz. Biz burada Kurban bayramımızı kutluyoruz. O tatil günlerinde de biz tatil veriyoruz çocuklarımıza. Çocuklarımızla beraber öyle bir eğlence düzenliyoruz. Kültür yaşantılarını biz o şekilde göre yaşıyoruz. Kız çocuklarımız özellikle. Biliyoruz ki çok başka okullarda büyük sıkıntılar var kız çocuklarıyla erkek çocuklar arasında. O sıkıntılı olan veliler buraya gelsin görsünler öyle bir sıkıntıyı görmeyeceklerdir. Biz kendimiz öyle okullarda okuduk. Ben okulları kötü demiyorum. Okullara da gitsin görsünler. Ama bu tercih meselesi. Belli bir tercih yapması lazım. Gördük. Her seferinde Ramazan geldiği zaman o okullarda Ramazan'ı 50 defa belki 100 defa sormuşlardır. Yani niye oruç tutuyorsunuz? Niye işte yemiyorsunuz? Suda mı içmiyorsunuz? Yani burada öyle bir sıkıntı yok. Evdeki ruh, camideki ruhu, o güveni, o güvenilir ortamı bu okullarda görebilirsiniz. Öyle güvenilir bir ortam içerisinde çocuğunuzu yetiştirmek istiyorsanız böyle okullara gidip bakıp tabii ki göreceksiniz. Tercihinizi de o zaman yapacaksınız. Son olarak şunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızın özellikle bu Rotterdam ve civarında, bizim çünkü okul civardan da geliyor. Rotterdam'ın Den Haag'ından, Dordrecht'inden, Gouda'sından, Delft'inden. Bütün buradaki yaşayan vatandaşlarımız bu okula sahip çıksınlar. Çünkü bu okullar velilerin ve buradaki Müslüman insanlarımızın. Sahip çıktıkları takdirde bizler de o konuda kamçılanır. Daha iyi kaliteyi yakalamak için, daha iyi başarı elde etmek için çalışmalarımızı %100, %200, %300'e çıkartırız. Bunu yakaladığımız takdirde vatandaş görecektir ki bu okullar normal bir okuldur. Kaliteyi veren bir okuldur. Eksikliklerine rağmen, diğer okullarda her okulda olduğu gibi eksikliklerine rağmen ama bir güzelliği varsa o üç ayağı, o terbiyeyi verebilecek çocuk, veli ve okul, o İslami terbiyeyi ve İslami ahlakı bu çocuklarımıza burada verip toplum içerisinde kendine güvenen, başarılı ve başarısını elde etmiş ve göstermiş olan talebeleri yetiştirmeye biz hazırız. Veliler de bu konuyla bizimle birlikte olurlarsa Hollanda'da gerçekten bu okullarda çok başarılı öğrenciler çıkacaklardır. Buyursunlar, gelsinler. Okulumuz, kapımız sonuna kadar açıktır. Her zaman için bizlerle irtibata geçebilirler. Yani gelip bakabilirler. Şunu da sorayım da son olarak. Tarihi bir misyon üstlendik diyor musunuz bu okulun direktörü olarak, müdür olarak? Gerçekten tarihi bir misyon. Bu nimet bize verilmiş ve bunun akabinde de bu nimeti biz, bu bayrak yarışını bir ileri daha götürmek için canı gönülde çalışıyoruz. Arkamızda velilerin desteği de olursa bu işi başaracağımıza sonsuz inanıyorum.
Cenab-ı Allah gerçekten bizlere bu fırsatı vermiş. Bu da gerçekten biraz önce söylemiştim, farz olarak görünüyor. Bu okullar yaşatılması gerekir ki biz İslami bayrağı devam ettirebilelim Hollanda'da. Çok teşekkür ederim Ayhan Bey, verdiğiniz bilgiler için, zamanınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyeyim. Ben size teşekkür ederim. En azından KON TV seyircilerimize de teşekkür ederim. Biraz da tabii Karamanlı olaraktan Konya, bizim eskiden Konyalıydık, şimdi Karamanlıyız. Ama her zaman için gönlümüz Türkiye'dendir, ana vatandandır. Türkiye'ye de bol bol selamlar ve buradaki izleyicilerimiz için de mutlaka İbn Haldun'u gelsinler, ziyaret etsinler. Kayıt yaptırmak isteyen insanlarımız da mutlaka kayıtlarını gelip yaptırabilir. İbn Haldun'la ilgili görüntülerimiz bu kadardı. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Şimdi de arkadaşımız Engin Sevinçkan'ın görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Kendisi Belçika İHH'yı bir ziyarette bulundu ve getirmiş olduğu görüntüleri hep beraber izleyelim. Ali Koç, Belçika İHH Başkanı. Şu anda yapmış olduğumuz faaliyeti Ney konseri olarak Togo'da yapmış olduğumuz okul için gelirlerini sağlayacağız inşallah. Bu faaliyetimizi İHH olarak görmüş olduğunuz kardeşlerimizle beraber yapıyoruz. Biz de sponsor olarak katıldık aynı anda ve bunun da gelirini İHA'ya teslim edilecek ve buradan bütün geliri Togo'daki yapılan okula gidecek inşallah. Yapmış olduğumuz faaliyetlerden bir tanesi bu. Tabii bizim yetim faaliyetlerimiz var İHA'nın. Su kuyusu projelerimiz var. Bu faaliyetlerin genel olarak tamamını yapmaktayız. Suriye'ye 14 ambulans, 6 tane kamyonet olarak için tamamen dolu ilaç, gıda ve böyle elbise gönderdi. Kışlık bilhassa battaniye. Arkada görmüş olduğunuz battaniyeler şu anda da hazır. Bir kamyonette şu önümüzdeki hafta içinde göndereceğiz inşallah. Görmüş olduğunuz makineler var burada, diyaliz makineleri. Hastane malzemeleri var. Onları gönderdik. Onlardan 3 tane gönderdik. Şu an elimizde 4 tane daha var. Onları da göndereceğiz inşallah. Yakında bu gibi faaliyetlerde devamlı bulunuyoruz İHH olarak. La ilahe illallah.
diyaliz makineleri sarılmış halde. Şu gördüğünüz bir iki, iki de bu tarafta var. İki tane de, üç tane de gönderdik. Bunlar hastanelere, direkt çocuklar için. Bu makine biliyorsunuz bunu, çocuk yeni doğduğunda eğer sarılık hastanesi hastası falan olursa bunun içine koyuyorlar cam makine şeklinde. Çocuk bunun içinde yatıyor doğduğunda. Bunları da göndereceğiz. Yakında gidecekler. Evet, Afrika ülkelerinde rahmet kuyuları adı altında. Bizler de İHA olarak çeşitli ülkelerde su kuyusu açtırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz su kuyularından Togo'da, Çad'da, Burkina Faso'da, Nijer'de, Somali'de. Kermes olarak aynı anda düzenliyoruz ki ne bu bizim İHA'nın kadın kollarının hazırlamış olduğu yiyecekler kısa az da olsa buranın da geliri yine Togo'ya gidecek inşallah. Bunu burada da gönüllü bayanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir faaliyette bizleri yalnız bırakmadıkları için. Çok beğendim. Burada yine Konya Konteyneri'ye teşekkürlerimizi de sunuyoruz aynı anda. Böyle bir programımızda bizleri desteklediği için, böyle bir programımızda katıldıklarından dolayı. Şu anda biliyorsunuz yeni bir haber aldık. Daha taze bir haber. İsrail'in İHA'dan ve Türkiye'den özür dilemesi ve şehitlerimize, yararlarımıza bunların masraflarını karşılayacaklarını. Ama biz burada tabii şunu da bekliyoruz. Biliyorsunuz Türkiye İHA Genel Başkanımız Bülent Bey de konuşmasında zikrettiği gibi İHA'yı terör listesine aldıkları için Türkiye İHA'yı bunun kaldırılmasını da talep ediyoruz daha bunu. Güncel olarak bunu da taşımak istedik buradan. Bütün yardımseverlere ve vatandaşlarımıza burada teşekkürlerimizi sunuyoruz daha bu vesileyle. Yapmaya çalıştığımız projeleri bir takım yardım kuruluşlarıyla beraber yaptığımız zaman bu daha verimli sonuçlar getiriyor. Çünkü tek başımıza güzel neticeler alamama durumuyla karşılaşabiliriz. İstiyoruz ki yapmaya çalıştığımız yardımlar doğru yerlere ulaşsın, gerçekten ihtiyacı olan yerlere gitsin. Bu hasetle de kendi
izlenimlerimizle İHA'yı tercih ettik bu çalışmamızda. İnşallah bundan sonra da bu veya buna benzer yardım projelerinde beraber çalışmayı niyaz ediyoruz. Uzun yıllardır Konya'ya gelip gidiyorum. Herhalde zannedersem senede iki sefer. Yaklaşık 2007'den beri hiç aksatmadım denilebilir. Her sene bir arıza Konya'da oluyorum. Konya benim ikinci vatanım gibi oldu. Buradan tüm Konya halkına, Pirimiz Hazreti Mevlana, Cenab-ı Şems-i Tebriz Efendilerimize selamlar. İzleyicilerine tamamen hepsine teşekkür ediyorum ve bizzat Kontör'ün kendisine de İHA olarak yapmış olduğumuz faaliyetleri biraz göstermiş olduk. Tabii ki burada Kontör'ü izleyen yardımseverlerden de yardımlarını bu bizlerden esirgememelerini, bu mağdur ve mazlum insanlara bizzat ulaştırmamız için bizlere güvenmelerini istiyoruz tabii. Görüntülerle biz onlara daha fazla ulaştıracağız inşallah bu şekilde de. Ve hepsine teker teker teşekkürlerimi sunuyorum. Tamam, ne bilirsiniz? Bir toplar.
Evet sayın seyirciler, bu haftaki programımız da bu kadardı. Haftaya tekrar buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.